Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Korkut Eli TV'nin geleneksel hale getirdiği Çarşamba Pazarı haberlerinde bu hafta esnaf fiyatların normal olduğunu söylerken Antalya'dan gelen vatandaşlarımız fiyatların Antalya pazarlarına göre pahalı olduğunu savundu. Pazar esnafı kurulacak olan cumartesi pazarına oldukça tepkili ancak ne olacağı konusunda bir açıklama yapmıyorlar. Fiyatlar normal ama halk her zamanki gibi daha da ucuzlamasını istiyor. Öte yandan pazarda ceviz ve kuru yemiş satan bir esnaf post cihazıyla dikkat çekiyor. Pazarda post sistemi olan esnaf büyük ilgi görüyor. Merhabalar, hayırlı işler. Fiyatlarınızda indirim var mı? Fiyatlarda domates, salatalık. Onlarda bayağı bir indirim var. Kaçtan kaça düştü? Toplam 2 lira, 2,5 liraydı. Şimdi halde 800 lira, 1 lira arası. O da bazen satılıyor, bazen satılmıyor. Evet. Domates, güya öyle. 1,5 lira, 1 lira. Domatesle salatalıkta 1 lira indirim var yani. Evet. Patlıcan? Patlıcan 3 lira. 3 lira. Başka? Başka yeşilliklerimiz var. Fasulye ne kadar? Fasulye 8 lira. Fasulye 8 lira. 10 lira civarı. Daha da. Yeşil soğan, maydanoz onlar 1 lira, 1,5 lira civarı. Marul? Kıvırcık 2,5 lira. Marul ne kadar abi? Marul 2-2,5 arası. Ispanağımız var, Söğüt'ten başladık. Onlar ne kadar? O da 6-7 var. Buyurlayın. Ağadan başka oluyor canım. Ağadan mı buluyor? Peki normal mi? Fiyatlar daha iner mi yoksa artar mı? Şimdi girdilerin fazla olması ucuz geliyor. Mesela 2 lira vatandaş için 2-2,5 lira normal. Ama 2 liraya direkt üretici satabilse o da normal ama 1 kilo gübre damlamadan saldığın 12-13 lira. Yani oradan şey yapıyoruz. Değilsem çok ucuz da değil. Ama girdiler çok üretici için. Hayırlısı bakalım. Bizim Antalya'mız başka. Antalya daha mı ucuz? Daha ucuz. Neden pahalı burada? Vallahi burayı bilmiyorum. Turistik memleket mi? Antalya'dan gelesen para bile düşünmüyor. Doğru. 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 Ekim parası, su parası, şu bu parası. Ne diyelim oğlum? Neler aldınız teyze? Vallahi hiçbir şey almadım desem işte. Kaç para tuttu? Şu anda 50 lirayı gözden çıkardım. Evet. Bu kadar şey 50 lira tuttu yani. Evet. Ne yapacağım? Hayat böyle devam ediyor. Peki teyzeciğim. Orada iyi günler. Çalışmalar, iyi sağ günler. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.